Diyokazyer'e yaptık kentindesiniz. Bu alanı daha önce tarih bilgisi olanlar kısmen bilir muhtemelen. İlk yerleşimi bizim buluntularımıza göre konuştuğumuzda Helenistik döneme tarihlenen bir yerleşim süreci var. 1. Seleukos Nikator tarafından ilk antik kentin yerleşimleri ve yapıları yapılıyor. Şu an restorasyonu süren kule ve tapınak bu alanın en erken iki yapısı. Bunlar da yazıtlardan dolayı yine dediğim gibi Seleukos dönemine tarihleniyor. Daha sonra burası çeşitli egemenlikler mücadelesi sonucunda Romalıların hakimiyeti altına giriyor ve burada bir Roma kentleşmesi yaşanıyor. Burada tapınak ve kule yine Helenistik dönemin o egemenliğine uyum gösterilerek yeniden bir imar faaliyeti görüyor. Şu anda bulunduğumuz Sütunlu Cadde, o dönemdeki ana cadde oluyor ve bunu kesen ikinci bir cadde var. Bunlar Cardo ve Decumanus oluyor. Şu anda bildiğimiz modern kentlerdeki kavşak görevini gören yapılardır. Bu yollara Roma dönemindeki çeşitli yapılar ekleniyor. Çünkü Roma döneminde mimari bir propaganda simgesidir. Bu propaganda da oraya geldiğinizde buranın Roma egemenliğinde olduğunu gösteren önemli yapılardır. Bu sağ tarafta gördüğünüz Nymphaion yani çeşme yapısı, anıtsal çeşme yapısı. Arka tarafta şu an restorasyonu süren tiyatro. Bu tiyatroya da şu an girişiniz yasak. Umarım fotoğraf falan çeken olmaz çünkü arkadaşlar tek tek yeniden uyarmasın. İleride göreceğiniz Tüye Tapınağı var ve daha sonra Cardo ve Decumanus dediğimde Decumanus'un kuzey tarafına bakan bir kapısı bulunuyor. Bunlar Roma döneminde eklenen yeni yapılar. Bu gördüğünüz anıtsal tören kapısı da yine Roma döneminin simgesi olan ana caddeleri vurgulayan girişte sadece imparatorluğun propagandasını yapan yapılardır. Şurada gördüğünüz konsollara imparatorluk döneminde heykeller veya imparatorluğu simgeleyen farklı heykeltıraşlık objeler yerleştirilebiliyor. Sol tarafta gördüğünüz tapınak, şu anda orada kazılar var. Az önce arkadaşlar uyardı. Burada da yine açmalar var, yani kazı faaliyetlerinin sürdüğü alanlar. Buralara çok yanaşmazsanız iyi olur çünkü yağmur yağıyor, toprakta çökme meydana geliyor. O yüzden sadece etrafından bakmanız rica ediyorum. Başka da en sondaki Tüye Tapınağı da yine yazıtlı bir yapı. Bu bölgede yazıt çok az bulunuyor. Hem Zeus Tapınağı'nda hem de Tüye Tapınağı'nda iki tane yazıtımız var. Tüye Tapınağı da o dönemde zengin bir aile tarafından Tanrı'ya adanıyor. Çünkü o dönemde, yani şu anda günümüzde olduğu gibi o dönemde de insanlar imparatorluk tarafından çeşitli imtiyazlara, vergi indirimlerine vergi indirimleri alabilmek için tapınaklar veya kamusal yapılar inşa ettiriyor. Bu Tüye Tapınağı da o tarz bir yapı. Kuzey Kapısı dediğimde, yani Decumanus Caddesi'nin kuzey cephesindeki kapı da antik dönemde İkonyum, yani Konya-Karaman yolunu simgeleyen yollardan. Yani Roma döneminde bir Roma kentine geldiğinizde ana caddeler her zaman anıtsal kapıyla vurgulanıyor. Bu Doğu Kapısı ileride var. Ortada meydanda bir kapı daha var ve kuzeyde de İkonyum'a giden kapı var. Kentin etrafında, dört tarafında da nekropoller bulunuyor. Bunlar Mersin Üniversitesi'nin kapısı da aynı kapı. Evet, tasarımını benzer almışlar. Benzetmeye çalışmışlar. Bölgenin tamamında çeşitli nekropol alanları ve mezarlıklar var. Sizin gideceğiniz Roma yolunda da yine etrafında Roma dönemine ait, daha sonra da yine Yahudilik döneminde bile kullanılan mezarlar var. Yine sizin uyarınızı yapayım. Yine yağmur yağdı, kayaçlar ıslak ve kaygan. Dikkat edin ve arkadaşları bence bayağı dinleyin. Çünkü geçenlerde bir çoban kayboldu, üstüne taş maş düştü, bulamadılar. Yani çok hani bana bir şey olmaz demeyin. Karşı yamaçta da bir tane yine Roma döneminden bir kule mezarımız var. Piramidal mezar diye geçiyor. O yapıda da yazıt var. O yapıda da yine Severuslar, Septimus Severuslar dönemine ait bir yazı var. Ulba'da çalışma var mı? Ulba'da çalışma var ama bizim sınırlarımız arasında değil. Sizin gideceğiniz yol zaten antik dönemde Diyokazyer'e ve Ura, yani Olba'daki arayı temsil ediyor. Bu antik kentte zaten Olba yani Olba bölgesi dediğimiz, yani Silifke'deki Göksu Nehri ve Lamos, Limonlu Nehri arasındaki bölgenin başkenti gibi bir şey oluyor antik dönemde ve idari merkezi de bu kent. Bir arkadaşım da var orada. Yani,
Turgay'cığım, senden kopmak istiyorum ben ya. Ana kapıdan girdik. Şu anda Sünder'in olduğu yere doğru gidiyoruz. İşte ünlü sütunlar. Burası tapınağın kalıntıları arkadaşlar. Evet, tapınağın uzaktan görüntüsü bu şekilde. Ve etrafı. Çöküyormuş. Bak onu özellikle yap. Dizcilik şeyle birleşti mi? Gençlik sporla birleşti. Kuzey kapısı. Toplan. Abi toplan mı? Düdükçe. Üç düdük toplan. Her bir çıkacak yerleri bile göstermişler. Burada yine bir taş. Üstüne mi çıksak? Yine bir telefonum. Ve şimdi Uzuncabuş'tan Roma yolunu takip ediyoruz. And now we are following the Roman road. Ne oluyor?
Ama mesela inmişli, çok inmişli, çok inmişli yerler var. Murat Hoca hala orada mı? Kim? Murat. Murat nasıl? Bekleyeyim mi? Hayır, vallahi yapalım. Hadi ya, vallahi hadi. Abi ya, biraz şey olsun. Tutmuyorum o kadar şey. Kurumlarımız falan var hepsi. Valla hafta. Valla müşter çok kokusu da gördüm. İskenderiye buradan gelmiş, öyle mi? Buraları fethedersiniz. Romanya'yı da. Ben ne kadar değilim, özel tasarım. Fazla masa var, tahtaya geçemedim. Tahtaya geçtiğim zaman, maalesef... Buna sen ne kadar şey takarsan o kadar. Şu an 4K çekiyorum. Çok çabuk dolar. Çok çabuk doluyor, yazıyor orada zaten. 4K ile diyor şu kadar dakika çekebilirsin daha diyor. Şurada şuralarda otursana, fotoğrafını çekeyim seni ya taşlar. Niye? İstemiyor buraları. Gelmemiz ya. Bence de iyi oldu. Bir daha buraya gelemeyiz ya. Her gelsek de buraları bilemeyiz. Ya yine bir ekip daha çalışmak lazım. Evet, öyle gelmen lazım. Aileni getireyim desen sadece orada yukarıya gezeceksin. Evet. Buraya sen dur, ben aşağıdan seni çekeyim. Çok insan var ya. Olsun. Bak şöyle dur. İnsan yok. Çıkar mısın efendim? Alışmaya çalışıyorum. Bu arada aç kalmayı bizdirin.
Sırtlayamam seni. Arkanızdayım ben. Bastığınız yere bakacağız. Biraz önce Romalıların saldırısına uğratıyorum. Ne demek biliyorsun değil mi mil taşlarını? Hayır. Kaç ya, metro? Ha, aynen de. Gerçekten yenmiyormuş o. Tamam. Çok acıymış tabi. Onlar taş döşemişler ya. Oraya da bak taş döşemişler. Baksak mı? Ne bakacağım? Güzel lan orada mezar gibi ha. Bak üstünü açmışlar hemen gördün mü? İyidir baba ya, şeydeyiz, geziyoruz. Bir yere silip geri geldik. Orada bir gezi turu düzenledik. Yok, onlara gidiyoruz. Sabah uyanacağız. Aa, uyanmayacağız. Geniş, geniş mi? Şu an ne önündeyiz? Ne abi? Arada bir yerde. Şey nerede ya? Öndeki adam nerede? Bilmiyorum ki. Uçmuş o herhalde. Bebek gezmedi. Kendi gitti. Bura yayla ya. Değil mi? Bu sentral değil. Thank you.